Efendim, Biden ipleri geriyor. Geçtiğimiz bir hafta içinde bugün ayın 18'i 18 Mart 2021 tarihindeyiz. Günlerden Perşembe. Türkiye'de kongreler devam ediyor. Bugün de MHP'nin kongresi var. Yine genel başkanlığa Devlet Bahçeli seçildi. Tek aday olarak çıkmıştı. AK Parti'nin de kongreleri devam ediyor. Ve HDP'nin kapatılması davası dün akşam açıldığı bildirildi ve kabul edildi dava. Büyük ihtimalle HDP'nin kapatılması yönünde bir karar çıkacağını tahmin ediyorum. Artık çıkar veya çıkmaz veya başka türlü çıkar ama hazine yardımının kesilmesi isteniyor savcının mütalasında. Şimdi bütün bu gelişmeler aslında dünyada olan gelişmeler. Bu Türkiye'de olan gelişmeler de bunların üzerine geliyor ve hareketli bir döneme girdiğimiz görülüyor. Ben zaten daha önceki yıllardan beri yapmış olduğum videolarda 2021 senesinin çok hareketli bir yıl olacağını ve 2022'den sonra da sükunete ereceğini defalarca söylemiştim. Şöyle, şimdi Biden geçenlerde birkaç gün önce Rusya'nın lideri Putin için katil nitelemesi yaptı ve daha ağır sözler de söyledi ve bunun üzerine Moskova'dan da tepkiler geldi ve Washington Büyükelçiliğini geri çektiler. Öyle haberlerde gördüm. Şu anda geri çekildi mi çekilmedi mi bilmiyorum ama öyle bir karar alındığını haberlerde gördüm. Yani ipler geriliyor. Peki Putin'in üzerine yani Moskova'nın üzerine, Rusya'nın üzerine Biden neden böyle bir strateji izliyor ve ipler neden oradan giriyor? Ben bunun Orta Doğu ile ilgili olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu bölgede hemen hemen IŞİD'in ataklarının bitmesinden sonra, silinmesinden, zayıflamasından sonra, yani örgüt olarak ortadan kaybolmasından sonra diyelim, son 3-4 senedir Rusya'nın tamamen hakim olduğunu görüyoruz. İran'la aynı şekilde Amerika'nın atom görüşmeleri var. Burada da İran'ın tekrar Rusya'yla iletişime geçtiğini ve ilişkileri geliştirmeye çalıştığını görüyoruz. Türkiye ile Rusya'nın S-400 meselesi var. Esas önemli konu da Suriye. Suriye'de Esad'ın gitmesinin kararlaştırılmış olduğunu ben düşünüyorum. Yani Amerika'da demokratlar artık Suriye bölgesine bir çeki düzen vermek istiyorlar. Tabii bu ne kadar sürer barış dönemi? Benim tahminlerime göre 20-25 sene sürecek veya 30 seneye kadar da çıkabilir. Ve bu arada Çin'le ilgilenmesi gerekiyor Amerika'nın. Onun için bu bölgenin bir an önce tanzim edilmesi lazım ve bunun da Amerikan çıkarlarına uygun olarak yapılması gerekiyor. Onların kanaatince öyle, onların planları öyle. Ve bunu nasıl yapabilirler? Burada Esat'ı bence gözden çıkarttılar artık diye düşünüyorum. Ama Esat Rusya'ya dayanıyor ve Rusya'dan gücünü aldığı için hala ayakta duruyor ve direniyor. Şimdi burada Rusya'ya yapılan bu baskılar bence daha da ilerletilecek, yoğunlaştırılacak ve bu zıtlaşma belli bir görüşmeye Rusya'yı zorlamak için oluyor bence. Ve burada Rusya'dan belirli tavizler koparmak üzerine, yani Rusya'yı yeterince sıkıştırabilirse Amerika, Suriye'deki en azından Esad'ın ortadan kaldırılmasına veya Esad'dan sonra yeni bir dönem açılmasına dönük belirli bir programı Rusya'yı zorlayıp uygulama sahasına koyabilir. Ve böyle de olacağını düşünüyorum. Yani buradaki bütün bu şey Esad'ın gitmesini kabul et yönünde Rusya'ya bir taviz verme yönünde bir baskıdır ve bu baskıların önümüzdeki birkaç ay içerisinde de yani 2021 senesi içerisinde artacağını düşünüyorum ve 2021 senesinin sonuna doğru bu işlerin görüşme masasına yani sonbahara doğru yaz geçtikten sonra olabilir Rusya ile oturulacağını bu biz belki bunu fark edemeyiz gizli olabilir ama ortaya çıkan sonuç Esad'ın artık Suriye'den gitmesine karar verileceğini düşünüyorum. Tabii burada çok önemli bir mesele. Burada Suriye'de sadece Esad yok.
Yani Türkiye'yi meşgul eden burada PKK, PYD olayı da var. Bu olayda da nasıl bir tavır alacağını şu anda tam kestiremiyoruz. Bu baskılar Rusya'dan sonra Türkiye üzerine de gelir mi? Türkiye'ye de böyle baskılar yapılarak belirli bir sistem burada zorlanır mı? Çünkü Esad gittikten sonra PYD Esad'la da işbirliği yapıyor. Yani orada PYD'nin durumu ne olacak? PKK'nın durumu ne olacak? Burada da belirli bir çözüm olacağı anlaşılıyor. Ama tabii bu Türkiye'de burada atak yaptı önceden. Tahmin ediyorum bu Biden'ın bu planlamasını sezdiğini düşünüyorum bizim yöneticilerimizin de. Ve burada önceden bir atak yaparak PKK ile işbirliği içinde olduğu ima edilen HDP'nin kapatılmasına dönük bir atak yaptı ve bunu yürürlüğe koydu, şu anda başlattı Türkiye. Bunun da neticesi ne olacak? Biz burada muhalefet partilerinden henüz daha bu konuda açıklamalar yok. Sağlam görüşler ortaya konmuş değil. Bunları beklememiz gerekiyor ama işler üst üste bindi ve kızıştı. Yani ipler geriliyor. Biden ilk atağını Rusya'ya baskı yaparak başlattı. Ve burada büyük ihtimalle Rusya'ya şu söyleniyor: İran'dan ve Esad'dan desteğini çek. Bu bölgede biz yeni bir düzenleme yapacağız. İran'la da anlaşma yapmak istiyor Biden. Ama İran'la anlaşma nasıl olur, nasıl olmaz? İran da direniyor burada. Ama esas burada İran'a yapılan baskının da, Rusya'ya yapılan baskının da Suriye'yi tanzim etmekten geçtiğini ben düşünüyorum. Tanzim etmek üzere burada belirli tavizler kopartarak Amerika kendi planını burada, Suriye üzerindeki planını gerçekleştirmek istiyor. Ve bu plan içerisinde Esad'ın gidişi var veya diğer bölgelerinde tanzim edilişi var. Esad giderse PYD'ye daha geniş bir alan mı açılır? İran etkisiz kalırsa, Rusya buradan çekilirse belli oranlarda PYD daha mı burada cirit atar? Burada Türkiye'ye bu konuda baskı yapılacak mı veya Türkiye ile belirli bir çerçeve içerisine mi gelinecek? Bunları önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ama buradan şu anlaşılıyor ki Biden daha sonraki yıllarda Çin'i kontrol edebilmek için, çünkü Çin aldı başını gidiyor, burada mutlaka bu Orta Doğu meselesinin kendisine ayak bağı olmasını istemiyor ve burada ilk atağını başlatmış durumda. Ve bu HDP'nin kapatılması meselesinin de gündeme gelmesini ben erken seçim konusunda da daha önce videolar yapmıştım ve şunu söylemiştim: 2022 yılından önce erken seçim kimse beklemesin. Bunu kaç senedir söylüyorum. Olmaz diye söylemiştim. İşte bu da yine aynı şekilde HDP'nin kapatılması ve bu arada yeni ortaya çıkacak olan siyasi ortamda seçmenin nasıl bir dağılım göstereceği üzerine yeni bir hareketlenme olacak. Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Buradan da erken seçimin bu sene olmayacağı ama önümüzdeki senenin ilkbaharında veya sonbaharında, yani 2022 senesinin içerisinde bir erken seçim olabileceğini ben düşünüyorum. O zamana kadar bu işlerin netleşeceğini düşünüyorum. Bu Suriye meselesi de bununla birlikte paralel gidecek. İran'la nükleer konu meselesi de aynı şekilde paralel gidecek diye düşünüyorum. Ama burada Türkiye yöneticileri güzel akıllı bir şey yaptılar ve bir atak başlattılar. Buradaki konu şu: şimdi AK Parti'den ayrılan partiler de var. Onların pek fazla varlık gösteremeyeceği anlaşıldı. İki tane. Bir tanesi Babacan'ın, bir tanesi Davutoğlu'nun kurmuş olduğu parti. Diğeri de CHP'den ayrılan da Muharrem İnce'nin partisi var. O da kurulacak. 23 Nisan gibi kurulacağını tahmin ediyorum. Ve o hızlı bir atak yapabilir. Şimdi burada eğer HDP kapatılırsa bu HDP'nin oyları ne olacak? HDP ikinci bir parti kuracak mı? Kurarsa bu oylar buraya gider mi? Veya bu partiye de müsaade edilecek mi, edilmeyecek mi? Eğer partisiz olursa bağımsız olarak ne yapabilirler? Bu oyların dağılımı nasıl olur? Bunlar nerelere gider? Yeni birkaç tane daha HDP'den sonra başka HDP'ye karşı olan, içinden çıkan kişiler tarafından kurulacak olduğu söylenilen partiler olduğu da bu şekilde söylentiler de var. Bunların durumu ne olacak?
Yani burada ben tabii yıllardan beri şunu söylüyorum. 2027'den önce AK Parti kesinlikle iktidardan inmeyecek ve bütün seçimleri kazanacak diye söyledim. Ama bu arada belediye seçimlerinde de 3 büyük ili kaybedeceğine dair de ayrıca bir video yapmıştım. Bunlar hepsi tutarlı çıktı. Ve eğer bu en son söylemiş olduğum 2027'ye kadar da aynı sistemle devam edecekse bu seçimleri de AK Parti'nin kazanacağı anlaşılıyor. Ve burada bu seçimleri kazanmaya dönük de uygun ortamın şimdiden düzenlenmesi gündeme gelmiş gibi. Doğal olarak akan bir süreç de var ve yeni düzenlemeler de olacağı anlaşılıyor seçim kanununda falan. Şimdi bütün bunlar hepsi bu 2021 yılının içine sığdırılacak. Ayrıca koronavirüs olayı da var. Koronavirüs olayı aslında normal süreç olarak bitişe doğru gidiyor ama son kozlarını oynuyor ve mutasyonlarda hızlı yayılım gösteren bir mutasyon ortaya çıktı. Öldürücülük oranında pek bir fark yok. Yani azalma bile var diyebiliriz ama bulaşıcılık oranı hızlandı. Şimdi bu da aşılar da devreye giriyor. Aşılar da devreye girdiği zaman belki de Temmuz, Ağustos'tan itibaren bu artık tamamen gündemden de çıkacak diye düşünüyorum ama burada işte bu koronavirüsün getirmiş olduğu ekonomik sorunlar da bütün bu sene, bütün bu siyasi olaylarla birlikte onlar da onun üzerine binerek bütün hem dünya ile birlikte hem bölge ile birlikte hem de Türkiye ile bütün şekillenmeler bu 2021 senesi içinde olacağı anlaşılıyor ki çok hareketli bir seneye giriyoruz her yönden, ekonomik yönden, siyasi yönden, uluslararası siyaset yönünden, bölgesel siyaset yönünden ve işte koronavirüsün neticesi ne olacak? Bütün bunlar hepsi bu sene içerisinde yaşayacağımız olaylar. Benim tahminim erken seçim 2021'de olmaz. 2022'nin ilkbaharında belki olabilir ama sonbaharında çok daha yüksek ihtimalle olacağını düşünüyorum. Ve 2021 senesinin sonuna doğru yani sonbahardan itibaren Esad'la ilgili meselelerin kararlaştırılıp Rusya'ya yapılan baskıların netice vermesi durumunda kararlaştırılıp gündeme geleceğini düşünüyorum. İran'la olacak olan meselenin de yine aynı şekilde çözüme kavuşturulmaya çalışacağını düşünüyorum. Bütün bunlarda Türkiye'ye burada Biden'ın Rusya ile birlikte, İran'la birlikte Türkiye'ye baskı yapıp yapmayacağı veya Türkiye'yi ne kadar küstürse, ne kadar zarar edecek, ne kadar kâr olacak bunu hesaplayacağını düşünüyorum. Ama burada ilk baskıyı Rusya'nın üzerine yaparak bir atak başlattı. İnşallah diyorum ülkemiz için, bölgemiz için bütün bu üst üste gelen gelişmeler hayırlı neticeler verir. Her şey gönlünüzce olsun inşallah.